İyi günler değerli izleyiciler. Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu Ekotürk TV'de ben Cenk Akyoldaş, Emtia Piyasası programıyla sizlerle beraberim. Son gelişmeleri değerlendireceğiz. Biliyorsunuz önemli bir haftada izliyorduk her zamanki gibi. Bu hafta istihdam haftası, tarım dışı istihdam takip edeceğiz. Özel sektör ADP verisini alacağız. Dün JOLS açık iş pozisyonları verisi geldi. Beklentilerden iyi bir rakamla karşı karşıya kaldık. Bu da piyasa üzerine çok hoş bir beklenti yaratmadı. Soğumanın gelmediğini gösteriyor. Bu da bir sıkıntı olarak karşımızda diyebiliriz. Öte yandan FED üyelerinden açıklamaların geldiğini gördük. Şahin söylemler devam ediyor. Özellikle baktığımız zaman iki üye tarafında konuşma yapıldı. Bir tanesi Harker, diğeri de Jefferson'dan geldi. İkisinin de söylemlerine baktığımız zaman şu an için faiz arttırımları noktasında hala kararlı olduklarını anlıyoruz söylemlerinden. Bu toplantı pas geçilse bile, yani bu toplantıda muhtemelen faiz arttırımı gelecekmiş gibi fiyatlamaya başlamış vaziyette piyasa. En son FedWatch verilerine baktığımız zaman %59 ihtimalle sabit bırakılması beklenirken %41 ihtimalle 25 bas puanlık bir faiz arttırımı beklentisi mevcut. Ama bu hafta gelecek olan tarım dışı istihdam verisinde yine böyle beklentilerin çok üzerinde rakamlar, 225, 230, 250 bin gibi rakamlarla karşı karşıya kalırsak bunun bir sıkıntı oluşturması işaret edecek. Bu iki yönün de söylemleri buradaki gelecek veriyle biz pas geçsek de tamamen biz faiz indirimleri rafa kaldırdık manasının çıkartılmaması gerektiğine yönelik yorumlanabilecek açıklamalar yaptı. Bu da piyasanın çok hoşuna giden açıklamalar olmadığını belirtelim. Tabii ki bu da diğer enstrümanlar üzerindeki hareketlerin daha sınırlı kalmasına yol açtığını söyleyebiliriz. Öte yandan biliyorsunuz veriler geliyor, PMI verileri geliyor. Dün Amerika'dan Chicago PMI verisi geldi. O tarafta bir yumuşamanın gelmesi olması sevindirici olarak okudu. Sanayi tarafına biraz daha yumuşama olabilir gibi adlandırıldı. Onun dışında bugün gelecek veriler tarafında baktığımız zaman haftalık işsizlik maaşı başvurularında beklenti 235 binlik bir rakamla karşı karşıya kalmak bekleniyor. Geçtiğimiz hafta 229 bin gelmişti. ADP özel sektör istihdamına baktığımız zaman son veri 296 bin gelmişti. Bu veride 170 binlik bir rakam beklentisi var. ABD ISM imalat PMI verisi beklentisi var. 47.1'de bir önceki veri. Bunda da 47 gelmesi beklentisi mevcut diyelim. Öte yandan Euro bölgesinden de veriler gelmişti. Onlara da baktığımız zaman Euro bölgesi tarafından gelecek daha doğrusu işsizlik oranları %6,5'ta sabit kalması bekleniyor. Euro bölgesi TÜFE 7'den 6,3'e düşmesi bekleniyor. Yine aylık bazda baktığımız zaman 0,6'dan 0,4'e çekirdek enflasyonunda 5,6'dan 5,5'a inmesi bekleniyor. Makro çerçevedeki veriler bu şekildeydi. Gelin bir de haber başlığımıza bakalım. Sonra peşinden fiyatlamalar ve grafiklerle yola devam edelim. Şirde Kodelko'dan güçlü bakır fiyat tahmini geldi. Şirde devlete ait bakır şirketi Kodelko'nun başkanı piyasadaki bazı dalgalanmalara rağmen bakır fiyatlarının ileriye dönük olarak sağlam olmasını beklediğini belirtti. Başkan Maximo Pacheco, bakır fiyatları belirli bir zamanda yükselip düşebilir ancak uzun vadeli eğilimin konusunda çok iyimserim çünkü piyasa güçlü bir şekilde bakır talep ediyor dedi. Ukrayna çeliğine tarife muafiyeti bir yıl daha uzatıldı. ABD Ticaret Bakanlığı Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline atıfta bulunarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna çeliğine yönelik tarifelerin geçici olarak askıda alınmasını bir yıl daha uzatacağını açıkladı. ABD Ticaret Odası, Ukrayna'nın 2021'de ABD'ye toplam 1.9 milyar dolarlık mal ihraç ettiğini kaydetti. Verilere göre bu ABD ithalatının binde birinden az. Ancak Ukrayna'nın toplam ihracatının yaklaşık %2.8 olduğunu belirtelim. PIMCO'dan altına yönelik açıklama geldi. Dünya çapında aktif sabit gelir yönetiminde odaklanan bir Amerikan yatırım firması olan PIMCO'nun yöneticisi Greg Sharonov, inatçı enflasyonun Fed'in faizde anlamlı bir indirim yapmasını zorlaştıracağını dikkate alındığında altının şu anda pahalı göründüğünü söyledi. Altın fiyatlarının uzun vade için cazip göründüğünü belirten Sharonov ancak kısa vadede yeni düşüşlerin gelebileceğini de ifade etti. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'ne sondaj kule sayısı rakamları açıklandı. 31 Mayıs ile sona eren bir önceki hafta döneme göre kıyaslandığında 16 adet düşüşte 747 olarak açıklandı. Geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğalgaz toplam kule sayısı 74 adet azalmış oldu.
Elektrik tüketimi Mayıs'ta yıllık %3.3 artış gösterdi. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre 1-31 Mayıs arası dönemde gerçekleşen ulusal elektrik tüketimi yıllık %3.3 artışla 26,02 terabayt oldu. Verilere göre bir önceki yılın aynı döneminde bu rakam 25,19 terabattı. Hemen döndük fiyatlamalara bakalım. Fiyatlamalar altın tarafında 1955'teyiz. Bir tepki bekliyorduk 1970'lere kadar. Bu gerçekleşti. Şimdi bir ufak realizasyon var. Bu realizasyonun devam edip etmeyeceği bugün ve yarın gelecek olan istihdam verilerine bağlı olduğunu belirtelim. Gram altın tarafında 1305'teyiz. Dolar TL 20.78'de. Gümüş 23.30. Gram gümüşte 15.55. Karşımıza çıkan son değer. Paladyum 1377'de, platin 1000 dolarda, Brent petrol 72.80'de, Amerikan tipi ham petrol 68.21'de, doğalgaz 2.28, soya fasulyesi 1314.50, mısır 598.75, buğday 601 ve kahvede de 178.65 karşımıza çıkan değerler. Hemen hızlıca DXY'daki seyre bakalım. DXY'da bant hareketinin devam ettiğini, dünkü jolt verisi sonrasında üst bandın üstünde taşma çalışmaları yaptığını, 3 barda, 240 dakikalık 3 barda biz 104.50'nin üzerine test ettiğimiz ama gövdelerin hep kapanışların aşağıda gerçekleştiğini gördük. Sonra peşinden aşağıdaki banda çekildik 104.10'lara kadar. 104.10, 104.55 bandı içinde gidip gelen bir piyasa var. Bu sabah yine diri bir DXY ile karşı karşıyayız. 104.5'lara kadar geldi. Bu arada Temsilciler Meclisi'nden biliyorsunuz borç tavanı ile ilgili hikaye geçti. Şimdi kongre tarafında gelişmeler takip edilecek. 5'ine kadar bu işin artık sonuçlanması gerekiyor. Bakalım nasıl bir sonuç olacak. Uygulan borç tavanındaki yeni uygulamalarla beraber önümüzdeki dönem içinde yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık bir tasarruf yapılması bekleniyor. Bunlar demek ki denk bütçeye doğru gitme, bütçe açıklarını kapatma gibi şeylerde baktığınız zaman güçlü dolar işaret edebilecek olarak okunuyor. Bunun da etkisi hemen burada yansımış vaziyette. Uzun vadeli bir şey ama biliyorsunuz kısa vadede beklenti yönetimi adına bu tür hareketler gerçekleşebiliyor. Dediğimiz gibi bugün gelecek olan ADP özel sektör verisi, istihdam verisi önemli. 170 binlik oldukça aşağıda bir rakam beklentisi var. Daha önceki veriler oldukça kuvvetli gelmişti. Bakalım oradaki veri yine kuvvetli gelecek mi, gelmeyecek mi? Kuvvetli veri neye işaret? Fed'in dik durmasına devam edecek demektir. Bu da güçlü dolara işaret edebilir. Dikkatli olmak lazım diyelim. Haftalık veri tarafına bakalım. Haftalık tarafta 104.65'ler önemli eşiğimiz diyoruz. O bölgeyi bu hafta test etmeye başladık. İğneyi üzerine attık ama geçemiyoruz. Haftanın kapanışı tarım dışı istihdam verisi sonrasında bu bölgenin üzerinde olacak mı olmayacak mı ona bakacağız. Eğer tarım dışı istihdam verisi sonrasında biz 104.65'in üzerinde kapanış alacak bir veri elde edemiyorsak daha sonrasında önümüzdeki hafta FED toplantısı öncesinde yumuşama sinyalleri oluşabilir. Böyle bir durum çerçevesinde de 104 seviyesi ilk destek seviyesi ama geri çekilmelerde maviye kadar bir marjımız olduğunu hatırlatalım. Orası da 103.6. Eğer böyle bir gelişme olursa altında bir toparlanmanın devam etmesi beklenir normal koşullarda. Tahvil piyasasındaki son gelişmeler nasıl fiyatlıyor ona hızlıca bir bakalım. Orada da kısa vadeli tahvillerden baktığımızda 5.22'de en tepede bir faizimiz var. Bir de 3.68'de en aşağıda bir faizimiz var. Aradaki marj nereden bakarsanız bakın yaklaşık 155 bas puanlık bir fark olduğunu görüyoruz. Makas hala çok açık olduğunu belirtelim. Burada normal koşullarda 125 bas, 100-125 bas puan arasında kalması lazım. İkisinden birisi fazla yukarıda asılı kalmış vaziyette diyelim. Bu farkın arkasında yatan temel faktör kısa vadede hala enflasyonla ilgili sıkıntıların devam ediyor olması olduğunu hatırlatalım. Şimdi burada takip ettiğimiz yine tahvillerden 4 tanesi 4'ün altında, 4 tanesinde 4'ün üzerinde kalmaya devam ettiğini söylememiz mümkün. Ana gösterge 10 yıllık tahvilin seyrine bakalım. 10 yıllık tahvilde geçtiğimiz günlerde bu haftaya başladığımızda bir aşağı yönlü hareket tetiklenmişti hatırlarsınız. Bir alım gelmişti. Bu alımla birlikte biz nereye kadar gelebildik? 3.61'lere kadar gelebildik. Bunlar kasın yatan temel faktör neydi? Borçlanma limiti tavanı sıkıntısının çözülmesi hikayesiydi. Bu gerçekleşti. Şimdi istihdam verisi öncesinde tabii yine biraz tedirgin piyasa. Yukarıda 3.68-3.61 aralığına sıkışmış bir fiyatlamayla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz.
3.68-70'in üzerine çıkmadan eğer tamamlayabilir, hatta 3.61'lerin altına inebilecek bir fiyatlama gelirse tarım dışı istihdam sonrasında, o zaman biz biraz daha rahatlayan bir piyasalarla karşı karşıya oluruz. O takdirde 3.54'te belki 3.43, yani şu 3.53-3.43 bandı var ya, tekrardan o bölgeye dönme ihtimalimiz gündeme gelebilir. Böyle bir olgu oluşursa altın, gümüş tarafının güçlenmesi beklenir normal koşullarda. 10 yıllık tahvilin haftalık getirisine taraftaki yapıya baktığımız zaman burada da şundan bahsetmiştik. Geçtiğimiz hafta iğneleri dışarı attık, gövdeler tarafına düşen trendde geçtiğimiz hafta zirve görüldü diyorduk. O gerçekleşti. O bölgeden sonra bir alım dalgası geldi. Tahvillere gelen alımla birlikte morda gözüken ortalamaya kadar geldik. Orası nereden geçiyor? 3.61-3.62 bandından. Oraya temaslandık, tekrardan sektik. Şimdi mesele bundan sonra bu hafta 3.71'in altında kapatıyor olmak önemli bizim için. Eğer bunu başarabilirse burada bir FED toplantısına kadar yumuşamanın sinyalinin oluşabileceği günlere işaret eden veri akışı geliyor demektir. Öyle bir durum bize de diğer enstrümanlar için rahatlatıcı bir senaryo işaret eder. Öte yandan Refinitiv'in çekirdek emtiyasına baktığımızda aşağı doğru baskılanma devam ediyor. 256.63'te bulunan yeşille gözüken 100 haftalık ortalamanın altına düştük. Bu sevindirici gelişme en azından enflasyon tarafında baskı merkez bankalarına emtia tarafından gelmeyeceğini bize gösteriyor. Geri çekilme de aşağıda hedef bölgesi artı 235-236 bölgesi olduğunu belirtelim. Oraya kadar sürer mi? Bu da tabii petrol fiyatlarında gelişmeye bağlı. 4 Haziran tarihindeki OPEC tarafından açıklanacak verilerde toplantı sonucu ne çıkacak? Buradaki hareketi biraz daha tetikletecek. Yine Bloomberg tarafına dönersek, Bloomberg çekirdek emtia tarafına baktığım zaman buradaki 102.5'un altına indiğimizden beri aşağı doğru baskılanma devam ediyor. Şu anda 97'leri gördük ve 98.35'e toparladık. Hedefimiz olan 94.70-95 bölgesi hala potada, emin adımlarla o bölgeye doğru yakınsamaya çalışıyor. Altın ETF'lerine bakalım. Altın ETF'leri yoyo piyasası kıvamında, bir gün 68.7, bir gün bakıyorsunuz 68.1. Burada bir 500, 600 bin, 700 bin ons günlük alım satım yapan oyuncu ETF'ler var. O taraftan gelen talep ve satış arz yönünde hareket ettiğini söyleyelim. Altının günlük grafiğine gelirsek, teknik açıdan incelemeye başladığımız zaman bir sıkışmanın içine girdiğimizi görüyoruz net şekilde. 8 günlük ortalamamız 1959, buna temaslanma başladı. 3 gündür tekrardan temaslanma noktasındayız. Üzerine çıkıyoruz, kalıcı olmuyor, hemen altına sarkıyoruz. Ama 8 günlük ortalamayla temaslanmak iyidir ve sonunda eğer biz bu 2 gün içinde gelecek olan verilerde 8 günlük ortalamanın üzerine tutunmayı başarabilirsek, o zaman yukarıdaki 1970-73 bölgesi bizim için hedef olarak potaya girer. Orayla temaslanmaların sayısı artmaya başlayabilir. Mesele tarım dışı istihdam verisi sonrasında biz 1973'ün üzerinde bir fiyatlama alıp alamayacağımız bizim için önemli. Eğer alabiliyor isek bir toparlanma sürecinin içine giren altın piyasasından bahsederiz. Neden? Çünkü eğer beklentilerden çok daha yumuşak bir tarım dışı istihdam verisini piyasa belki bardağı dolu tarafından görmek isteyip FED pas geçebilir geçmez bu kararsız ya, 59'a 41 şeklinde böyle neredeyse kafa kafaya gelmiş vaziyette. Bir ay önceye gittiğimiz zaman %95 ihtimalle pas geçecek diye bekleniyordu. İhtimaller oldukça kuvvetlenmiş vaziyette, faiz arttırımı noktasında güçlenmeye başlamış vaziyette. O nedenle eğer pas geçerse burada tek barda böyle sert bir çubukla 2000 doların üzerine test etmeye çalışan bir piyasa oluşur. Beklentilerden daha zayıf bir istihdam piyasası karşısında. Son 3-4 aydır sürekli olarak tarım dışı istihdam tarafında beklentiler böyle 200 binin altında tutulmaya çalışılıyor. Ama gelen her veride 225, 230, 250 o civarlarda gidiyor. Beklenti üzeri rakamlar getiriyor. Hep sürpriz yapıyor. Olumsuz sürpriz yapıyor yani piyasa adına. Bakalım inşallah bu toplantı, bu rakamlarda piyasa adına olumlu veriler karşımıza çıkar. Aşağı doğru tetiklenmelerde olur ya, yine böyle sürpriz bir istihdam, güçlü istihdam piyasasıyla karşı karşıya kaldığımız zaman bir realizasyon gelmesi halinde ise
aşağıda takip edeceğimiz seviyeler 1934-1940 seviyeleri olduğunu belirtelim. Kritik eşik, tabii bu kanalın dışına taşmak o zaman algıda ciddi bir bozulmaya yol açıyor demektir. FED söylemlerini bozulacak, faiz artımlarının bırakın durmayı belki daha da ileride tekrardan ara versek bile tekrardan faiz arttırabilir söylemlerinin açıklamalarının olduğu bir Powell basın toplantısını, daha sonra belki tutanaklar tarafı açıklandı, bunların konuşulduğunu okuduğumuz metinler karşımıza çıkacak bir açıklamayla karşı karşıya kalırsak, o zaman bu kanalın bozulduğunu, 1930'ların altını test ettiğimizi, 1908'ler seviyesine kadar, hatta 1900'lere kadar geri çekilmenin yaşanması beklenir. Ama normal koşullarda baktığımız zaman teknik düzeltmenin sonuna gelmişiz. Artık tekrardan kafayı yukarı kaldırmak isteyen bir piyasa varmış gibi gözüküyor. Bunun da teyidi 1973 üzerinde fiyatlama alacak bir veri olur eğer böyle bir durum olacak ise. Altının haftalık grafiğine bakarsak, haftalık grafik iki ortalama arasında sıkışmış vaziyette. 8 haftalık ortalama yukarıda direnç, aşağıda da 21 haftalık ortalama destek konumunda. Bu bant içinde kendisine yön arıyor. Orta nokta olarak kendisine gördüğün seviye 1950 seviyesi diyelim. O bölgenin üzerinde kalıcılık şart, hareketin yukarı doğru devam etme potansiyeli gösterebilmesi adına. Burada olumsuz bir seyir olarak bahsettiğimiz büyük kanalın alt bacağının dışına taşma var. Taşma olarak kalması lazım. Eğer hareket yukarı devam etmek istiyorsa muhakkak ve muhakkak bu haftanın kapanışının 1950 üzerinde, hatta önümüzdeki haftaya baktığımız zaman, şimdi trendi taşıdığımız zaman, barı taşıdığımız zaman önümüzdeki hafta 1962'nin altındaki her fiyatlama bizi trend dışında tutuyor. O nedenle fiyatlama bir an önce 1962 üzerinde bir seviyede kalması gerekiyor ki önümüzdeki haftaya umutlar taşınabilsin. Tekrardan güçlenen bir altın piyasası söylemini geliştirebilmemiz için ise 1971 ve üzerinde fiyatlama ihtiyacımız var. O takdirde de yukarıda eğer bunu başarabilirse 1990 hedeflerden ilki olacak. Sonrası da 2010 olarak karşımıza çıkacak seviyeler diyelim. Çok güçlü bir altın piyasası mı var şu an? Hayır, şu bölgedeki hikaye ile şu gelmiş olduğumuz noktadaki hikaye arasında oldukça bir fark olduğunu belirtelim. Demin haber başlıklarına vardı, işte PIMCO'dan yapılan açıklamalarda sabit getirili varlıkların, yani içsel verimi olan varlıklarda faizlerin aşağı gelmesinin zorlaştığını, bir türlü faizin aşağı gelemediğini, bu nedenle altına bir rakip olarak piyasada kalmaya devam ettiğini, altının bir içsel verimi olmadığı için sadece güvenli liman arayışı, volatil piyasalarda tercih edilen bir enstrüman daha ziyade. İşte zaten bankacılık kriziyle beraber buraya bir talep patlaması olmuştu. Tekrardan öyle bir oluşum gerçekleştirmesi lazım ki bu gelen son dönemdeki talebin kalıcılığının devam edebilmesi adına. Burada endişelenme noktamız neresi diye bakarsak, 1928-1932 bölgesinin altında fiyatlamalar almaya başlıyorsak biraz endişelenmemiz gerekiyor. Trendsel olarak dönüş sinyali olarak okunabilir. O takdirde hareketin 1875-1890 aralığına inmesi beklenebilir. Gümüş tarafına gidelim. Bakalım gümüşte seyir nasıl? Gümüş tarafındaki yapıya baktığımız zaman burada 8 günlük ortalamaya temaslanma başladı demiştik. Artık dün bugün 8 günlük ortalamanın üzerinde takılmaya çalışıyor. Üzerine çıkıyor, altına iniyor, üzerine çıkıyor, altına iniyor. 23.30'un üzerinde kalması şart, hareketin yukarı doğru evrimini devam ettirebilmesi adına. Ama kısa vadede baktığımız zaman, dün de belirtmiştim, kırmızıyla ve morla gözüken iki ortalama bir sat sinyali üretti. Daha çok yeni. O bölgede nereden geçiyor? 23.80-85 bölgesinden. Fiyatlamaların buradaki olumsuz algıyı kaldırabilmesi için muhakkak ve muhakkak fiyatlamaların bu bölgenin üzerine taşınıyor olması lazım. Eğer bunu başarabilirse o zaman hareket biraz daha güçlenme yönünde hareket edecektir. Dipten dönmeye çalışıyor ama genellikle bu tür hareketlere başladığında bir yukarı doğru hareketten sonra bir aşağı tekrardan deneme yapıp şuradaki gibi mesela kafayı kaldırmış sonra tekrar aşağı inip sonrasında sıçrama yapmış. Şimdi bir düzeltme hareketi getirtebilir bize ne zaman tanımış istihdam verisi sonrasında.
RSI tekrardan 30'un altına indikten sonra yani 22-70'leri bir tur daha test etme potansiyelimiz var. Hatta belki 22-20'ye kadar bile sarkabilir. O bölgelerin tapan oluşturması beklenir normal koşullarda. Ondan sonra hareketin yukarı doğru tetiklenmesi beklenir. Öyle bir olgu oluştuğu takdirde yakından takip ediyor olacağız. Bu bahsettiğimiz iki ortalama üzerine çıktığında düzeltme hareketi tamamlandı. Hareket hedefini yukarıya, gözünü yukarıya dikti diyebiliriz. Şu an için baktığımız zaman yön arayışının, taban arayışını sürdüren bir yapıda olduğunu görüyoruz. Haftalık grafiğe bakarsak, haftalık grafik tarafında hala düzeltme hareketinin devam ettiğini, düzeltme hareketi içinde kalmaya devam ettiğini bize söylüyor. Daha dip oluşum tam manasıyla gerçekleşmediğini işaret etti. Aşağıdaki ortalamalar, özellikle kırmızıyla olan ortalama 22,5'ta o bölgeye kadar olası geri çekilmeleri alım fırsatı gibi okumak lazım. O seviyelerdeki karakteristik özellik ne gösterecek ona bakacağız. O bölgenin altına inmediği sürece sıkıntı yok ama 22,5'un altındaki fiyatlamalar biraz bizi yormaya başlayacaktır. Daha kalıcı bir düzeltme hareketi içine girme potansiyeli söz konusu olabilir. Ama burada son şuradaki harekete baktığımız zaman bazen de böyle yanıltıcı ani şok dönüşler gerçekleşiyor. Buradaki ama dönüşün arkasında yatan faktörü de hatırlarsanız Amerika'daki bankacılık krizi olduğunu söyleyelim. Öyle bir şok gelişme yaşanması halinde tabii ki burada da her şeyin algı değişiyor. Bu koşullarda şurada baktığımız zaman düzeltme hareketinin daha derinleşme potansiyeli varken bir anda resim başka bir evrene doğru evrilmiş oldu. Neden? Çünkü gelen veriye bağlı olarak, bilgiye bağlı olarak. Gümüşün aylık grafiğine bakarsak, bir ayı daha kapattık, yeni aya başladık. Yeni ay için 23-30'un üzerinde kalıcılık şart, o bölgenin üzerinde kalıcılık görmemiz lazım. Şurada bir mini düşen trend var. O trend çizgisi bu ay için baktığımız zaman nereden geçiyor? Eğer Haziran ayı içinde biz 23.80 üzerinde kapanışla kapatabilirsek, gelecek olan veriler ve açıklamalar sonrasında, o zaman 23.80-24 aralığı bizim için önemli bir eşik olacak. Onun üzerine sıçradığı takdirde tekrardan yukarıdaki 26 dolar hikayesi gündeme gelebilir. Ama bunu alabilmemiz için demin de bahsettiğim gibi ilk öncelikle 23.80 seviyesinin üzerinde bir fiyatlamaya ihtiyacımız var. Hemen doğalgaz tarafına bakalım. Doğalgaz bir snake in the hole dediğimiz bir yatay bant içine girmiş vaziyette. Bu yatay bantta aşağıda 1.97'ler, yukarıda da 2.75'ler. Bu aralıkta gidip gelen bir piyasa orta noktasında takılıyor. Burada senaryoda bir değişim olduğunu anlamamız için bizim şu maviyle takip ettiğimiz 2.80'den geçen ortalamanın üzerine bir fiyatlama görüyor olmamız lazım. Eğer böyle bir ortalama alıyorsak doğalgaz fiyatları tekrardan yukarı doğru hareketlenme süreci içine girdi demektir. Bu da endişe verici bir kaynak olarak karşımıza çıkabilir. Ama şu an için öyle bir risk yok. Amerikan tipi ham petrole bakarsak buradaki baskılanma devam ediyor. 70 doların altındayız, 68-40'lardayız. Geri çekilmelerde 67 bölgesini kendisine destek yapmaya çalışıyor. Yani buradaki gelişmeler baktığımızda merkez bankalarını yormayan nitelikte. Şu bant içinden kadın basamak basamak aşağı doğru görüyoruz. Şu bölgenin içine bakalım 64-68-75 bölgesinin içine oturtabilecek mi önümüzdeki günlerdeki piyasa? Eğer bu bölgenin içine oturuyorsa bu da merkez bankaları için oldukça rahat soluk alma döneminin başladığını işareti olacaktır. Efendim bugünlük de biz Erlan Söyün'ün sonuna geldik. Bir başka yayında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.